Odaş Odaş. var. Hı. Tahmin ettiğim gibi. Evet, Odaş, Sasa da var zaten. Sasa. Şimdi bu Odaş galiba bir ceza aldı. Ondan dolayı bir baskı alıyor. Yani yanıltmayayım yatırımcıları ama öyle görünüyor. Şimdi bir kere çok önemli bir trend desteğinin altında. Neresi orası? 2.75'ten fiyatı kaldırıp 12.75'lere götüren, bakın burada üstünde taşımış, 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 yukarı yönlü gitmiş. Şimdi bu trend desteğinin altında. Neresi burada trend desteği? Bir kere bakın şunu da anlatayım yatırımcılara. Neden hocam 8, 13, 21 gibi hareketli ortalamalara takılıyorsun diyenlere bakın göstereyim. 8 günlük hareketli ortalama ile 13 günlük hareketli ortalama hisseye trend yaptırmışlar. Burada bir trend oluşmuş. Sonra bu hareketli ortalamaların altında bakın bugün bu 13 günlük hareketli ortalama olan 9.30, 9.40'lara doğru yukarı yönlü yeltenmeler yapmış Odaş. Fakat bu bölgeyi geçememiş. Şimdi bir kere Odaş ne zaman yukarı döner sorusunun cevabını şunu çok net söyleyelim. 9.39. 9.39. 13 günlük hareketli ortalama. Tamam. Bu 9.39'un üstüne geçilmesi aynı zamanda bakın bu kırdığı trendin de üstüne geçmiş olacağı için göreceli olumlu bir şekilde bir önemli bir sinyal üretmiş olur. 13 günlük hareketli ortalama 9.39 geçilirse. Peki hocam 9.39'un geçilmesi şuradaki gibi bakın bu korkunç çıkış gibi burada bakın şöyle göstereyim. Şurada şu şekilde bir trendi başlatmaya kafi mi? Sadece 9.39'un geçilmesi öyle bir trendin başlatması için güvenli ve kafi değil. Gerçekten %100 Odaş'ta güvenli bir up sinyal ve gene kendi tabirimle söyleyeyim. Bam bam diye bir trend başlayabilmesi için bu düşen trendi çizsinler grafiklerine. Bugün için 10.70'lerden geçiyor. Burası geçilirse asıl güvenli hareket olur. Dolayısıyla 9.39 geçilirse 9.39 ile 10.70'in arasındaki fiyat hareketi bir tepkidir. 10.70 geçilirse trende dönüşür. Ben bugün Twitter'da onu anlattım. Yeri gelmişken şu söyleyeyim. Trendle tepkiyi birbirlerine karıştırıyorlar. Tepki bu düşen trende yapılan ataklara tepki denir. Bakın örnek vereyim. Düşmüş, kalkmış, vurmuş, alta gelmiş. Vurmuş, alta gelmiş. Dolayısıyla bakın burası tepki. Burası tepki. Buradan kalkıp 10.70'lere kadar gitse dahi ismi tepkidir. Ama 10.70'i geçtiği zaman işte onun ismi tepki olmaz. New beginning, yeni bir trend başlıyor demek olur. Ve Odaş 10.70'lerin üstündeki kapanışlarda çok kuvvetli bir yukarı momentuma kalkar. Muhtemelen 12.70 tepesini geçer. Ancak 12.70 ve veya üstüne doğru bir tetiklenme başladı diyebilmemiz için birinci ifimiz 9.39, ikinci ifimiz 10.70 dirençleridir. 9.39 geçilmedikçe Odaş yatırımcısının bir miktar temkinli olmasında fayda olabilir diyor grafik. Neden? İki tane kritik hareketli ortalamamızın altında, 55 günlük hareketli ortalamasının altında, beyaz kesikli trend çizgisinin altında, düşen trendinde altında. Yani bunların hepsine bir değer verecek olursak 6 tane indikatörün maalesef ki 6'sı da şu anda temkinli ol diyor. En azından onlar için rahatlama 9.39'un üstünde gelecek. 9.39'un üstünde ne olacak? Bakın gösterin buradan. Hem 13 günlük hem de 89 günlük hareketli ortalamaları yukarı geçilmiş olacak. Bu Odaş yatırımcısı için oh diye bir nefese dönüşecek. 9.39'un üstüne geçilmedikçe Odaş yatırımcısı bir miktar temkinli olsun. Çünkü 13 günlük hareketli ortalama kırılmazsa, geçilmezse maalesef ki 8.15, 7.70'lere doğru bir aşağı risk devam edebilir. 9.39'un üstünde birinci olumluluk sinyali, 10.70'in üstünde de bam bam sinyali başlar.
Peki, Önder Bey.